Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. H5X'in açılmama sorununu çözdük çok şükür. Arızamız anakart kaynaklı bir arıza. Kronik bir arıza. Muhtemelen bütün 5X'lerde olabileceğine inanıyorum ben. Eğer komponentleri düzeltmezlerse bu arıza bütün 5X'lerde olabilir. Yakında göreceğiz zaten. Eğer kısa zamanda birkaç tane daha böyle arızayla karşılaşırsanız bu olay zaten kronik bir arıza diyeceğiz ki ben kronik bir arıza olduğuna inanıyorum zaten. Yazılım arızaları gibi bu aletin hardware'inde de kronik hatalar var. Bir de yorum yaparken arkadaşlar dikkatli olmanızı istiyorum. Yani biz aletin içerisinde bazı şeylerden bahsettim. Bazı arkadaşlar hemen yorum yazma isteği duydular. Allah razı olsun kendilerinden. Yani şu malzemelerin ne olduğunu biz de biliyoruz. Hani uzun zamandır ben elektronikle uğraşıyorum. Ben kendim zaten elektronikçiyim. Aynı zamanda imalatçıyım da. İmalat da yapıyorum bazı malzemelerin. Yani üretim hattında nasıl sıkıntılar olabileceğini falan bunları kendimde gözleyebiliyorum. Yani gözlemleyebiliyorum. Bu yeteneğe sahibim arkadaşlar. Bana yorum yazarken bunları göz önünde bulundurarak dikkatli olarak yorum yazmanızı istiyorum. Yani bu kablo sert bir kablo abi. Bu kablonun ömrü az. Belli bir süre sonra bu kablo buralardan kopmaya başlayacaktır. Gözlemleyeceğiz. Bunları göreceğiz. Ha, ben tecrübelerime dayanarak yorum yapıyorum. Bunları gözlemleyeceğiz yakın zamanda. Bakın daha önce bir konnektör vardı USB soketinin ucunda. Bu sefer USB 3.0'ın direkt böyle bir kablo yapmışlar. Yani adam şuna bir kilit mekanizması yapar. Bu soket böyle oynayabilir, yerinden çıkabilir. Bunu düşünmeleri lazımdı bence. Bu kilitli bir konnektör olması gerekiyordu bence. Hani naçizane fikrim bunlar arkadaşlar. Hiçbir cihazı kötülemek gibi bir niyetim yok. Bu aleti ben kendim de kullanıyorum. Zaten yakın zamanda aldım biliyorsunuz. 76 tuşunu aldım. Dediğim gibi yani bu aleti kendim de kullanıyorum. Cihaz onarımını yaptık. Cihazımız artık açılıyor. Düğmeye bastığınız zaman hiçbir belirti olmaz. Bu arıza o şekilde oluşuyor. Bu düğmeye bastığınızda hiç lambası yanmıyor. Hiçbir belirti vermiyor. Yani aletin fişi takılı değilmiş gibi hareketler yapıyor. Bu tarz bir arızayla karşılaşırsanız bunun onarımını yapabiliyoruz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ben klavye tamirini bıraktım. Artık uğraşmıyorum. Fakat yardımcı olmaya çalışabilirim. Elimden geldiği kadar arkadaşlara. Aletiniz yurt dışıdır. Teknik servis destek vermez. Çaresiz kalırsınız. Yani bana gönderirseniz veya bir fikir danışırsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar. Dediğim gibi yorum yaparken benim elektronikçi olduğumu bilerek bana yorum yapma şeyinde bulunun arkadaşlar. Gayretinde bulunun. Allah razı olsun herkesten. Hepinizi seviyorum. Hepiniz benim dostumsunuz, abimsiniz, kardeşimsiniz. Kimseye garezimiz yok. Kimseyi kötülemek gibi bir niyetimiz de yok. Herkes bizim dostumuz. Ben Korg'dan vazgeçmem. Korg benim zaten sürekli kullandığım bir alet. Kendim amatör olarak müzisyenim biliyorsunuz. Ama daha önceden sahnelere falan da gidiyorduk. Bu işlerle uğraşıyorduk çok önceleri. Benim ana mesleğim otoelektronik. Otoelektronik olarak da devam edeceğim. Fakat dediğim gibi kimseyi kötülemek, kimseye bir garazimiz yok. Niyetimiz firmayı kötülemek de değil. Ama bence biraz daha kaliteli yapılabilirdi. Bu aletler döküleceğine inanıyorum. Yani Korg PA5X denilen aletlerin hepsinin bu kronik arızalar düzeltilmeden satışına devam edildikçe bu aletlerin döküleceğini biliyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.